dediniz ki AKP'ye oy verenler korkuyor dediniz. Yüzde ne kadarı korkuyor, bilmiyorum. İnşallah. Neden korkuyor? Tabii. Onu anlatır mısın? Neden? Yani iş yeri sahibi insanlar işini mi kaybetsin? Peki yani bu korku birebir benim oy vermediğimi tespit ederler de beni işimden attırırlar korkusu mu? Yoksa yani bu hükümetten daha kötüsü gelir de iş yerlerimiz, hani diyorlar ya istikrarsız olur, kriz gelir falan diye. Böyle bir algıyla mı korkutuyorlar insanları? Şimdi birincisi istikrarın bozulmasını bir tehdit unsuru seçmene yani, sunuyorlar. Nedir? Ekonomi zaten yok. Olmayan ekonominin daha da kötüye gitmesi söz konusu. Ama baktığımızda verilere, yani bize sunulan verilere, Türkiye'nin ekonomisinin çok iyi olduğunu, krizin teğet geçtiğini vesaire söylüyorlar. Şimdi siz Türkiye'nin en büyük bir sitesi, İmes'te faaliyet gösteren bir firmanın, evet, üretici bir firmanın, evet, sahibisiniz. Şimdi orada gözlemlerinizi bize aktarın. Haber okuyucularına biz bunları çünkü zaman zaman naklediyoruz. Bir fayda. Nakit, ciddi bir nakit sıkıntısı var. Nakit para yok. Peki son, bu şuradan buradan milyar dolarlar geliyorlar. Bu para nerede? Son efendim? İki ayda. Para da teğet geçiyor. Bize uğramıyor. Evet. Son iki ayda, 2,5 ayda yapılan, yıllık yapılan ciroların %40'ı kadar evraklar, çekler, müşteri çekleri karşılıksız çıkıyor. Bu bir istismar unsuru mudur? Yoksa hakikaten sıkıntıda mı insanlar? Çıkan, tabii yeni çıkan bir ticaret işte çek yasasının verdiği insanlara rahatlıktan. Ama biraz önce batı normlarından bahsettiniz. Evet. İhracat verilerine baktığımda dediniz. Evet. Irak'a ve daha henüz kendilerini devlet dahi tespit edemeyen yerlere 3. sınıf malların ihracatını ben ihracat saymam. Evet. Nitelikli malların Avrupa'ya ihracat yapılırsa, evet, bunu sayarım dediniz. O halde o zaman Avrupa normlarına göre konuşacağız. Avrupa normlarına göre konuşursak da o zaman insanların borçlanmalarını devlet karşılıyor. Onu bilmiyorum ama Avrupa'da şöyle bir şey var. Şimdi bir ev hanımına, ev hanımlarına sormak lazım bunu. Avrupa'da şöyle bir şey var. Diyorlar ki Avrupa'da evlere icra, haciz olamaz. Bu bir insan hakkını ihlaldir. Neden? Ticaret yapan beyin evde çocuk ya da eş şeyini çekemez. Yani gelip buzdolabını, televizyonu. Yani bu ticaret yasasında biliyorsunuz bu kalktı. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Yani bu yasanın kalkması objektif olarak. Bence de doğru ama. Yani şimdi siz doğru dediğiniz şeyi beyniniz yanlış dedi. Buyurun. Evet, siz doğru dediniz. Yeni bir kanun da çıkmış, onu da Alparslan söylüyor. Diyor, evet, ki o mesela borca girecekse ben ona muvaffakatname vermem. Evet, gerekiyor. Bütün eşler artık öyle. Ticaret kanunu öyle. Bu doğru mu değil mi? O da doğru. Çünkü birçok eş de yanıyor bu sebepten. Yani o zaman çok iyi düşünüp taşınıp risk almak, evet, gerekiyor. Evet, ona göre. Yani sonuçta ailesini de düşünmüyor bazen. Bu batı standartlarını getiren siz, şimdi bu konudaki herhalde siz de çift standart yapmayacaksınız. Şimdi Buyurun. Şöyle bir şey var. Tamam, çek kanunundan şikayet ettiniz ya, onu şey yapıyorum. Şimdi getirilmek istenen sistem nakit ticaret sistemi. Ya kartlı ya da direkt nakit parayla. Kayıt altına almak için mi yapıyorlar bunu acaba sizce? Kayıt altına almak için mi yapılıyor yoksa tamamen insanları ürkütmek için mi yapılıyor? Ama niye? Tartışılır. Bakın bu ürkütmek lafına ben çok takılıyorum. Neden ürkütmek? Hep şimdi, korku ve ürkütmek üzerine. Kendi şirketimiz. Yani şeytanın avukatlığını yapmış gibi oluyorum. Ben AKP'nin yaptığı yanlışlara karşıyım ama doğruları da konuşmak lazım. Şimdi şöyle değil mi? Bir şey var. Hani kendi şirketiniz, kendiniz kazanıyorsunuz. Kendinize belli bir maaş belirliyorsunuz, 4.000 lira. Oldu, değişik bir pozisyon oldu, hastalık oldu, bilmem ne oldu, şirketin hesabından para çekemiyorsunuz. Bu iyi mi kötü mü? Şirketin hesabından para çekerseniz suçlusunuz. İyi mi kötü mü? Ölsün mü çocuğunuz? Kredi alınca borçlanamıyor musunuz şirketinize? Borçlanamıyoruz. Şirketin parasını kullanamıyorsun maaşın dışında. Bu yasak. Kar payı dağıtılımını aylık yapamıyor musunuz? Kar payı dağıtılımı aylık olmaz. Belirli dönemlerde olur. O zaman o dönemlerden aldığınız parayı sigorta olarak bir yerde tutacaksınız.
Siz Batı standartlarından bahsettiniz. SSK, özel sigortanızı niye yaptırmıyorsunuz? Biz yaptırıyoruz. Ne olacak, yaptırmayan ne olacak? Yaptırmayanlar da yaptıracak. Çağdaş yaşam argümanları olarak. Yani ben demin dedim ya, şeytanın avukatlığını yapmak esprisiyle yola çıkalım. Tamam, siz şirket kurabilecek güçteyseniz. O da bir hayat standardı. O zaman yaptıracaksınız. Şimdi şöyle bir şey var. İnsanların, yani bunu konuşuyoruz piyasalarda da, nakit parasının bankaya yatırmayı korkan esnaflar var. Neden? Tekrar çekemem diye. Neden? Korkuyor adam. Korku neden? O zaman ben şöyle sorayım. Gazetecilik yapayım o zaman yine. Ben de esnafım aynı zamanda ama Habertürk'ün görevi tabii gazetecilik öncelikle. Tamam. Esnaf bankaya parasını yatırmakta korkuyor diyorsunuz. Korkunun birkaç sebebi olmalı. SSK primlerini ödemiyordur. Vergileri ödemiyordur. Borcunu ödemiyordur. Gibi mi? Gibi değerlendirmek var, bir lazım. De yanlışlıklar da çok oluyor. Vergi dairesi bile atıyorum bir mahkeme sonucunu gidip yanlış okuyup koskoca vergi dairesi sizin paranıza hop diye şey koyuyor. Benim başıma geldi yani. Kazandığım bir mahkemede tersini okuyorlar. Hesabımdaki paraya bir gidiyorum, para yok. Daha sonra ama. Sonra evet ben açıyorum. Tamam böyle. Peki bu mağduriyetler genel mi? Yoksa istisna mı? İstisna ama yine de bir güvensizlik yaratıyor. Tamam, yani demek ki sorunumuz. Hangi düşünür söylüyor bilmiyorum ama soruyorlar. Bir ülkeyi en iyi kim yönetir? Mühendisler mi, doktorlar mı, uzmanlar mı, akademisyenler mi falan diye. O da diyor ki hiçbiri. Ya ne diyorlar? Kurallar diyor. Yani demokrasi de kurallarla yönetilen. Kurallar olunca adalet de oluyor. Dolayısıyla bu kuralların oturması, bu kuralların gelmesi anladığım kadarıyla beyefendi orada esnaf çevresinden de aldığı şey bu ki bir korku. Bu kurallar otururken yani bazı değişimler sancılı olur diye de düşünüyorum. Doğru mu? Şimdi şöyle, hani ticarette insanları bağlayıcı bir şey kalmadı artık. Hani çek alıyorsunuz, çek hiçbir şey yaramıyor. Hiçbir işe yaramıyor. Hiç. Bu bölümü kapatalım. Şimdi